Hayatı ve ölümü yaratan sensin. Dünya hayatını ahiretin bir sınav yeri, bir imtihan yeri, tarlası olarak yaratıldığını Peygamber Efendimiz'den bizlere duyuran sensin. Ya Rabbi, bu dünya aleminde insan olduğumuzu, fani olduğumuzu, her an fani olan bu alemden ebedi bir aleme doğru seyir halinde olunduğumuzu unutturma bizlere ya Rabbi. Dünya hayatı bir yolcunun yolculuk esnasında gölgelenip yoluna devam ettiği an kadar kısadır diyen Peygamber Efendimiz'e salatü selam gönderiyoruz. Onun âline ve ashabına ulaştır ya Rabbi. Fani ve geçici olan bir dünya hayatını ebedi ve hayırlı olan ahiret hayatına sapmadan bu dünya aleminde arkamızda iyilikler, güzellikler, mutluluklar, vefalı dostlar, bizim için mahzun olan gönüller bırakarak göç edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi, şu anda bizim aramızdan ayrılarak rahmeti rahmana tevdi etmek üzere yola çıkardığımız Davut abimizin ruhunu şad eyle. Bütün geçmişlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Millet için, memleket için, insanlık için alın teri döken, emek sarf eden, farklı kademelerde, hak içerisinde, hukuk içerisinde, iyilik, güzellik içerisinde çalışan bütün insanların sen yollarını aç ya Rabbi. Onlara yar ve yardımcı ol. İyilikten, güzellikten, doğruluktan bizleri ayırma ya Rabbi. İlahi alemin, şu anda makamını ve mekanını cennet ettiğin kullarından eyle. Kusurları, hataları, yanlışları var ise affeyle ya Rabbi. Uzak ve yakın mesafelerden yerde kalanların acılarını, elemlerini paylaşmak için buralara kadar gelen kardeşlerimizin de dünya aleminde elemlerini, sıkıntılarını paylaşacak dostlar edinebilmeyi sen nasip eyle. Tekraren bütün geçmişlerimize rahmet, dualarımızı kabul eyle. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة